Sevgili izleyenlerimiz, hepinize merhabalar. Yerinde Sohbet programıyla yine karşınızdayız. Biz ne diyoruz bu program için? Her şeyi yerli yerinde konuşmak gerekir diyoruz ve elimizden geldiği kadar birçok yerde vatandaşlarımızla güzel sohbetler ederek, tabii onların hayatından kesitleri ekranlarınıza yansıtmaya çalışıyoruz. İşte bugün de Sivas'a 22 kilometre mesafede olan Körtuzla köyüne konuk olduk ve Körtuzla köyünde işte köy evinin bu güzel efendim o kadar güzel şirin bir yeri var ki burası köy evi olarak geçiyor. Tabi burada geçmiş yıllarda bu köye gelen konuklar ağırlanıyor. Bu köydeki işte yaşayan birçok kişi acı tatlı günlerini bu alanda yaşıyorlar. Bugün de burada güzel bir şekilde bir program gerçekleştireceğiz ve görüyorsunuz işte çiğ köfteler yoğrulmakta, sohbetler, muhabbetler, şarkılar, türküler, güzel bir program olacak diyoruz. Ve program boyunca tabii köy halkı, diğer köylerden gelen birçok kişi, Sivas'tan gelenler de var tabii ki. Bu programda bize eşlik edecekler. Elimizden geldiği kadar onlara da söz hakkı vermeye çalışacağız. Onları da sizlere takdim edeceğiz. Ama burada efendim böyle geleneksel hale getirilmiş bir durum var. Ayda haftada bir araya geliyorlar ve bir arada birlikteliği, beraberliği güzel bir şekilde tüm dünyaya, tüm güzel insanları aşılamak adına burada kendi çaplarında hazırlamış oldukları çiğ köfteleri veya da diğer yemekleri gelen konuklara ikram ederek sohbeti, muhabbeti güzel bir şekilde çaylar eşliğinde de demliyorlar. Ve bizi burada bugün ağırlamak istediler. Biz de seve seve geldik. Tabii başka ağırlamak isteyenler olursa oralara da yine koşa koşa gideceğiz. Muhtarım, teşekkür ediyoruz öncelikle. Biz teşekkür ederiz Sayın Hakan Bey. Evet. Öncelikle çok çok teşekkür ederiz Dördönü TV'ye. Bu karda, bu kışta, bu soğukta davetimize icabet ettiler. Bizi onurlandırdılar, gururlandırdılar. Efendim ne demek için yani? Çok çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Şunu söyleyeyim öncelikle. Tabii burada çok güzel bir soba kurulu vaziyette. İçeride belki de bir 30-35 derece oldu mu sıcaklık? Var değil mi? Hemen hemen vardı. Hemen hemen dışarı vardı. Eksi 5, 3 falan ama evet, içerisi çok evet. Sıcak. Bu sizin sıcaklığınız. Eyvallah. Gelen hepimizin insanların sıcaklığı ne Hakan güzel. Bey. Peki önce adınızı alalım muhtarım. İzleyenlerimize sizi bir tanıtalım. Adım Eyüp Emren. Merkez Körtuzla köy muhtarıyım. Hı hı. Bu işi yaklaşık 2004 yılından bugüne kadar devam ettiririz. Yani burada buluşuyorsunuz. Burada buluşuruz. Burada saygıdeğer daire müdürlerim, hı hı, köy muhtarlarım, bütün cemaat yeniden tekrar herkese hoş geldin diyorum. Biz bu işi aşağı yukarı yaklaşık 12-13 yıldan beri de devam ettiriyoruz. Ne güzel. Maşallah. Vallahi çok evet. Güzel. Öncelikle hani birlik, beraberlik değil mi? Hepimizin en çok ihtiyacı olan şey. Evet. Aynen de öyle. İşte bir cenazemizde, bir kış günü yetiştiremeyen garibanın, bir yoksulun düğününde, hı hı, bir hayırlı işimizde, bir de böyle özel günlerimizde sizin gibi özel insanlar geldikçe, çiğ köfte, sohbet, muhabbet, tanışma, hı hı, eş dost bir araya gelme çoğunlukla da onun için yapıyoruz. Ne güzel. Burada tabii sohbetler edeceğiz birazdan. Geçmişte o köy oyunları var değil mi? İnşallah. Onları da böyle mizansel bir şekilde yapmaya tabii, çalışacak. Tabii, buradaki tabii. Abilerimizden rica ettik. Onları da hazırlıklarını yaptılar. İlerleyen dakikalarda onları da paylaşacağız. Peki efendim şimdi burası Körtuz'da. Sivas'ta 22 kilometre mesafede ve Sivas merkeze bağlı bir köy. Doğrudur efendim. Neden adı Körtuz'da? Yani tuzumuz mu vardı burada veya da tuz mu çıkıyordu? Biraz bunları izleyenlerimizi bilgilendirmek adına paylaşalım. Tabii hay. Efendim bu köy kurulmadan da önce de varmış Körtuz'la. Buradan tuz çıkarmış. Evet. Aynı Fadlum tuzu gibi tuz çıkarmış. Hı hı. 1948'lerde, 49'larda vehut da 50'lerde diyeyim. Evet. İşte o zamanki zamanlarda, hı hı, Avrupa'dan bir tane mühendis gelip, hı hı, tuzun incelemesini yapmış ve bu tuz insanlar için sağlıklı değil, hı hı, zararlı, derhal kapatılması gerekir. Tabiriyle, hı hı, duyduğumuz kadarıyla, evet, yani o günkü günlerde, o günkü ihtiyarlardan, yaşlardan, hı hı, öğrendiğime göre tuzlanın kapatılmasına karar verilmiş. Evet. O güne kadar ismi Tuzlahan. Tuzlahan. Tuzluhan kapandıktan sonra, göz kapandıktan sonra ismini, hı, ne koyalım? Ya bu göz kör oldu, Körtuzla koyalım. Bir sistem gibi bir şey bir aslında. Bir sistem gibi bir şey. Evet. Körtuzla oluyor, Körtuzla ismini de oradan alıyor. Hı hı. Buradan devlet yetkililerimize de sesleniyorum. Yani bu tuz gerçekten zararlı mı? Hani onu araştırdınız mı? Onu da hiç araştırmadık. Ondan sonra da o şekilde de yatıyor zaten. Hiç de dokunulmadı. Şu an hiç de dokunulmadı. Şu anda da aynı suyu da çıkıyor. Hı hı. Suda devam ediyor.
her şeyde normal. Tabii ki bakım onarım istiyor. Evet. Buradan da yetkililere sesleniyorum. Bu suyun tekrar tahliline yapılması eğer bizler için sağlıklı faydalı bir şeyse tekrar da üretime açılması evet. diye düşünüyorum. İnşallah gerçekleşir. İnşallah gerçekleşir. İnşallah iyi olur. Peki efendim kaç yıldır muhtarız burada? Burada 2004'ten bugüne kadar 13 yıllık muhtarım Hakan Bey. Peki. 13 yıldır ki devam ederim. Köyümüzün var mı eksikliği veya da işte yapılması gerekenler, onarılması gerekenler? Şimdi şöyle söyleyelim. Zaten biz 2004'e kadar geldiğimizde köyümüzün içme suyu yoktu. Evet. 2004'te içme suyu, su deposu, evet. efendim altyapı, kanalizasyonu, camimiz eski. 1935'lerden, 38'lerden kalma evet. bir camiydi. Ahşaptı, uçuyordu. Cami sıfır yaptık. Minaresini sıfır yaptık. İmam evini sıfır yaptık. Evet. Köy konağını düzene getirdik. Burası daha önce okuldu değil mi? Burası daha bir önce, eğitim... evet daha öncesi 5 sınıflı köy okuluydu. Biz burayı konağı almak için o zamanki 2004'te Sayın... çok kıymetli valim Hasan Can Polat, sayın evet. valime müracaat ettim. O da hay, devlet malı hepimizin malıdır. Zayi olmasın, ziyan olmasın. Eğer köy konağı olarak işleteceksen, hay, saygım var muhtar. Ne güzel. Açabilirsin diye resmi yazıyla biz kabul ettik. O da bize verdi. Biz de 2004'ten bugüne kadar işletiyoruz. Ne güzel. Burada da sohbetlerimizi yapıyoruz, toplanıyoruz. Allah bu günlerimizi aratmasın. Amin. Bütün günlerimiz hep böyle oluyor. Ne güzel. Her toplantılarımız da böyle oluyor. Evet, şimdi muhtarım yani burada her hafta bu işi üstlenen birileri var mı? Tabii ki muhakkak ki bu dostlukla, arkadaşlıkla, samimiyetle yapılan bir şey. Zaten bunu bir kişiye de sürekli yaptıracak olsan bir kişi bunun altından kalkamaz. Evet. Hakan Bey. Ama paylaşımcı olmak lazım. Paylaşımcı olmak lazım. Bu halk da paylaşmasını çok iyi bilen bir halk. Ne güzel. Bugünkü yapan Uğur Koca arkadaşımız çiğ köfteyi bugün o üstlendi. Evet. Çiğ köfteden sonra da başka bir arkadaşımız çıkıp diyecek ki öbür haftakini de ben üstleniyorum diyecek. Peki ona geleceğiz o zaman değil mi? O zaman biz Uğur Bey'le biraz sohbet edelim. İzin veriyor musun? Tabii ki muhakkak. Hani muhtar sensin tabii. Çünkü. Yok ben münasebet. Harika. Efendim tabii size de merhabalar. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz. Evet. Şöyle tutun daha sağlıklı. 4 Eylül TV'ye çok teşekkür ediyorum. Sizlere zahmet verdik. Buraya gelen eş, dost ve arkadaşlarımıza, köylülerimize, komşu köyden gelen arkadaşlarımıza, Sivas merkezden gelen eş ve dostları, arkadaşlarımızı hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu bir yardımlaşma, evet. bir imece usulü. Bu hafta bize uygun gördüler, biz üstlendik. Kısmet olursa işte önümüzdeki hafta veya bir başka hafta diğer evet. arkadaşlar bulunuyor, talepte bulunuyor. İşte bana verin diyor. Diğer arkadaşlar şey yapıyor. Sırayla herkes, görevini yerine getirmiş oluyor. Evet, ifa etmeye çalışıyor. Zaten burada hani amaç yemekten ziyade sohbet, evet. muhabbet değil mi? Evet. Belki de uzun süredir birbirlerini görmeyen evet. kişiler. Evet, veya aynen da işte öyle Hakan Bey. Bir haftadır görüşemedikleri için değil mi? Buradan bir, haftadır, bir araya geliyorlar. Bir haftadır, bir yıldır, üç yıldır, beş yıldır hiç birbirlerini görmeyen, birbirlerini özleyen, hasret gidermeye çalışan insanları burada buluşturup hasret gidermek, evet. muhabbet etmek, eski köy usullerini tekrarlamak, iade etmek, işte adı çiğ köfte olarak hem muhabbet ediyoruz ama işte köy oyunlarımız, köy sohbetlerimiz, köy manilerimiz bu gibi şeylerimiz de oluyor. Kış. Evet. Tohum yok, ekin yok, sap yok, saman yok. Ne yapacağız? Oturup sohbet, muhabbet edeceğiz değil mi? Allah muhabbetimizi bozmasın. Amin. Peki. Sohbette nasıl neyle olur? Yeyi biçmeyle olur. Aynen efendim. Şimdi çiğ köfteyi yoğuran abimiz biraz yoruldu herhalde değil mi? Bir de sizi tanıyalım efendim. Efendim ismim Zeki Şakru. Evet Zeki Bey. Körtüza köylüyüm. Sivas'ta ikamet ediyorum. Belediyede çalışıyorum. Evet. Kurtuzlar'a bunu duyuyorum. Bir dakika muhtarım şimdi. Efendim yani her yerde muhtar olmaya çalışıyor. Bakın söz edemeye giriyor. Yani bayağı bir bu işi üstlendik değil mi? Tabii 2004'ten tabii bugüne. Tabii maşallah maşallah valla. Evet devam evet. edelim. Arkadaşlarımızın dibi sizlere de teşekkür ediyoruz. Buraya kadar zahmet buyurdunuz geldiniz. İşte böyle devam ediyor.
Evet. Peki daha önce çiğ köfte yoğuruyor muyduk hani? Tabii. Çünkü evet, evet, sizi yani seçmelerinde bir sebep var değil mi? Evet evet. Hep ben yoğuruyorum. Oo köfte. Ne güzel. Yani hepsi böyle sizin o hünerlerinizden çıkıyor ama çok zahmetli değil mi? Zahmetli tabii. Çok ama zahmetli. Ama yemesi de güzel oluyor. Evet güzel işte. Zaten biraz sonra salacaksınız. İnşallah efendim inşallah. Çünkü siz de bir hayli yoruldunuz. Evet. Uğur abi de destek oluyor. Terleri siliyor değil mi? Evet. Peki. Efendim biz yine sohbetimize devam edeceğiz tabii burada. Dilerseniz şöyle yine güzel bir müzik eşliğinde sizleri baş başa bırakmak istiyorum. Daha sonra da buradaki konuklarımıza mikrofon uzatacağız. Onların da hem duygularını hem düşüncelerini onları da elimizden geldiği kadar sizlere tanıtmaya çalışacağız. O zaman söz bitsin diyoruz. Müzik başlasın. Müzisyenlerimizin de ağzına yüreklerine sağlık. Onlar da birbirinden güzel türküleri hem de memleketimizin bu güzel Sivas'ımızın türkülerini sizlere seslendiriyorlar. Biz de istiyoruz ki efendim bu program içerisinde sözün olduğu kadar müziğin de olmasından yanayız. Çünkü burası aşıklar şehri, ozanlar şehri. Onları da saygıyla minnettandığımızı da söylüyoruz. Muhtarım tabii köy evi olunca sohbetler, muhabbetler koyulaşıyor. Daha çok ne konuşuyorsunuz burada? Yani hani bir araya geldiğiniz zaman köyün eksikliklerinden mi veya da hasret mi gideriyorsunuz? Buralarda bir proje üzerine sohbetler mi oluyor? Hakan Bey, her türlü görüşmeyi toplum için, her türlü görüşmeyi, her türlü konuşmayı yapıyoruz. Evet. İşte baharın ne ekeriz ne biçeriz. Hı hı. Güz gelince ekip biçtiğimizden ne kaldırırız? Evet. Hasılat ne elde ederiz? Hı hı. Bu gibi hesaplamalar. Çok güzel. Düğün edecek insanların düğünlerini düşünürüz. Hı hı. Ne güzel. Yani ne yapabiliriz? Zamanlarını ayarlarız. Harika. Eğer ihtiyaçları varsa ihtiyaçları ne tamamlanacak? İhtiyaçları varsa onları tamamlamaya çalışırız. Hı hı. Tabii ki en
İyisi de toplanmak, bir araya gelmek, halkı insanları bir araya getirmek, beraber muhabbet etmek, bu gibi faaliyetlerimiz oluyor. Evet. Bu gibi faaliyetlerimiz var. Sevgili izleyenlerimiz, işte şimdi dilerseniz biraz da buradaki hane halkına, köy halkına mikrofonlarımızı uzatalım. Ben şöyle uzatayım mikrofonu. Siz duygularınızı şöyle sırayla hem kendinizi tanıtın hem de izleyenlerimize neler söyleyeceksiniz onları. Buyurun paylaşın. Heyecan mı olduk? Peki. O ilk mikrofonu ben çok heyecanlı birine herhalde verdik. Heyecanlanmayalım lütfen. Buyurun. Söyleyin bakalım. Kameramız orada. Kayıtta. Evet. Hadi sizi tanıyalım. İsmim Ahmet Bakanoğlu. Sivas'tan katılıyorum. Çok güzel bir gece. Her zaman böyle her haftalarda. Geliyor musunuz her hafta? Geliyorsun her hafta. Evet. Ne kadar güzel. Çünkü eğlenceli. Bu sohbetler, muhabbetler bir daha yaşanmıyor değil mi? Bey. Kaçırmamak lazım. Evet, aynen öyle. Peki. Kaçma. Oradan hemen abimize de uzatalım sırayla. Hem duygularını alalım hem tanıyalım, tanışalım efendim. Teşekkür merhabalar. Ederim. Ben Metin Koca. Görtuzlu köy halkındanım. Muhtarımıza ve size teşekkür ederiz. Çok güzel bir ortam. Çok güzel bir sosyal aktivite, teknolojinin ilerlediği bu dönemde bu toplumu bulabilmek, bu insanlarla muhabbet edebilmek çok güzel. Eskileri yad ediyoruz. Evet. Unutulmuş insanlar, unutulmuş yüzler tekrar birbirlerini tanıyor. Bir araya geliyor, eskiyi yad ediyor, çocukluğundan bahsediyor, ihtiyaçlarından bahsediyor. Herkes her türlü sorununu anlatabiliyor, tanışabiliyor, kaynaşabiliyor. Muhtarımıza ve size tekrar teşekkür ederim. Çok sağ olun. Geldiniz, zahmet ettiniz. Ne demek efendim? Hemen yanında beyefendi de çok dertli duruyor efendim. Ne düşünüyoruz? Böyle yoksa mani mi söyleyeceğiz? Bir dörtlük şiir mi okuyacağız? Var mı öyle bir şeyler? Hakan Bey, başta size çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim? Bu soğukta, bu kışta buraya kadar zahmet ettiniz. Ve sürekli de ekranlarda sizi takip ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda demir çelik personeliyim. Evet. Daha önce hemen de komşuyuz zaten. Hemen de komşuyuz zaten. Evet. Sürekli dile getiriyorsunuz. Bunun için de size de çok çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz için çünkü demir çelik. Osman Koca. Evet Osman Bey. Size ve muhtarımıza, diğer komşu köylerden gelen eşimize, dostumuza, Sivas'tan buraya bu kışta zahmet eden arkadaşlarımıza, büyük abilerimize enişte ve saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evet. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşte bu tabii ki muhtarımızın vesilesiyle olan bir topluluk, bir program. O da çok güzel oluyor. Aynı Metin Bey'in buyurduğu gibi insanlar birbirine kaynaşıyor, tanışıyor, selamlaşıyor en azından. Birbirini tanıyor. Bizden sonraki gelen gençler, nesiller, bunlar kim olduğunu, yarın bir işi düştüğü zaman kimin yanına gidebileceğini, tanıdığını, bir merhaba diyecek bir çarşıda, pazarda eşiyle, dostuyla karşılaştığı zaman bir selam verecek kişilerle tanışmak gayet güzel bir mutluluk. Aynen, aynen. Ben size çok çok teşekkür ediyorum Hakan Bey. Yayınlarınızda hayırlı başarılar diliyorum. Hemen arkalara uzatalım mikrofonları. Böyle efendim konuşmak isteyen mikrofona. Hüseyin Çiftçi, Akkaya Köyü muhtarıyım. Siz de muhtarsınız. Evet. Hangi köy efendim? Akkaya Köyü. Akkaya Köyü. Evet. Evet, ne güzel. Sağ olsun muhtarım, böyle etkinliklerde bizleri davet ediyor. Muhtarım, duyuyor musunuz efendim? Evet, duyuyorum. Yani duyuyorum Hakan Bey. Bakın yani o tarafta ses geliyor. Evet. Biz doğru. De oturuyoruz burada eşine, dostuna, herkese hoş gelmişsiniz diyorum. Sağ olun efendim. Sağ olsun. Oturuyoruz kış geceleri, sohbet ediyoruz. Var mı sizin köyde de böyle etkinlikler, oluyor mu? Tek olmuyor. Muhtarım sağ olsun. Burada bize dernek etkinlik gibi koymuyor diyorsunuz. Evet, koymuyor. Peki, burada gelip oturuyoruz. Burada olsun, hep beraber güzel. Çevrenin insanları oturuyoruz, tartışıyoruz. Ne güzel. Tanışıyoruz. Geçmiş günlerimizi işte yad ediyorsunuz. Eskiden olan şeyleri yad etmeye çalışıyoruz. Sağ olsun. Peki var mı eskiden aklınızda anlatmak istediğiniz, böyle unutamadığınız bir anı köy yıllarında? Yani var mı öyle bir ya çocukluk? Köylerde eskiden çok şey olurdu da şu an öyle bir anım da yoktur Hakan Bey. Peki efendim. O zaman sağ olsun muhtarıma teşekkür ediyorum. Sizlere de sağ olun. Ayağınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Peki efendim. O zaman herkese teşekkür ediyorum. Beyefendiyle de konuşalım. Devam edelim. Evet efendim, size de merhabalar. Cümleten hoş geldiniz. Sivas Merkez Harmancık Köyü'nden Durmuş Sağır. Evet Durmuş Bey. Hakan Bey, muhtarım bizi alıştırdı ama sizin bu şu anki burada bulunmanız da gerçekten güzel bir sürpriz oldu. Eyvallah.
Öncelikle buradaki bütün cemaati, bütün duyan insanları köyüme davet ediyorum şahsım. Yani biz o zaman önümüzdeki günlerde herhalde duruşturayım köyüne. İnşallah muhtarım, yani sıra kimde, kim sponsorluk üstlenir diyor ama. Evet buyurun. Ben önce köyüme davet ediyorum. Peki. O zaman. Ondan sonra sırası gelir. Alışkınız zaten. Burada Ahmet'in Mehmet'in yok. Bu tamam. Gönül işi insanların bir hakikaten. O zaman bir de sizin köyde yapalım bunu. İnşallah. Tamam. Peki. İnşallah. Başımın üstünde yeriniz var. Bu arada. Bu arada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, özellikle üstadımız var bakın. Bu saz, söz, türkü. Evet, türkü. Bu güzelliği katan insanlara da teşekkür ederim. Ben de eğer köy avazıysa saz olmadan, söz olmadan bir katkım olsun isterim. Peki buyurun. Kimden? Koskoca aşık ruhsati der. Peki. Kendi avazıyla bazı gençler toplum içerisinde çok kalır ama bazı şeyleri çalar. Ben de öyle bir şeyler çaldım. Niye? Ben şu anda 150 yılı biliyorum ya. Şimdi 150 değil ama büyüklerden duyduğumuz. Or Aşık Ruh Saati sizi davet ettiğim mekanda 38 gün kalmış. Yeleği de orada asılı durur. Peki. Böyle şiddetli şitadan ötürü kalmış. Nedir şiddetli şida? Şiddetli kış. Evet. Evet, o dönemlerde aşığım söyle, aşığım söyle, aşık bıktırmışlar biraz da. Eşi Fatma'yı özlemiş ikinci, yani Minhacı'nın annesini. Evet efendim. Varamazsak bu ayların başında. Öyle başlıyor, gidemek diyor, eşimi özledim. Buradan başlıyor, o çok uzun ancak Kangal cezaevine düşünce 93 Harbi'nde türkünün de içeriğini bilmiş olun. Herkes olta atarken ruh saati bir köşede oturur. Bir gün, üç gün, beş gün başına birikmişler. Ya sana ne oldu? Hadi konuş bir şeyler deyince. Evet. Bakalım ne demiş. Burası Hazreti Yusuf makamı. Yatalım bir zaman ne olur. Ne olur olsun. Her gün kase kase zehir verseler, yudalım bir zaman ne olur, ne olur olsun. Ben Adem'den satın aldık demleri, dostun lütfun olur baba, beyle kemleri, kemleri. Dışarıda sürdüğümüz demleri unutak bir zaman ne olur, ne olur olsun. Dışarıda sürdüğümüz demleri, demleri unutak bir zaman ne olur, ne olur olsun. Ey ruhsatim dürümüne dürelim, lira yok ki yaremize saralım, saralım. Bu zehri vücutuma verelim, çekelim bir zaman ne olur, ne olur olsun. Şu zehri vücutuma verelim, verelim. Çekelim bir zaman ne olur, ne olur olsun. Evet. Efendim. Bizden bu kadar. Ben teşekkür ediyorum. Sayın muhtarım. Buyur. Önce köyüme davet ettim, gerisini anla. Efendim ne anladınız? Efendim ben şunu anladım. Evet. Yani bir koyun mu keseceğiz? Evet. Arkadan öyle ses geliyor. Şöyle, yani bu Kırtuzla'ya ait has olan bir işi sağa sola kenara çekmeye çalışıyor. İnan bunu bir samimiyetle söylüyorum. Evet. İstersen denemesi bedava, yarın gidelim buyur hoş geldin diyen bile olmayacak. Vay be. Efendim öyle olur mu acaba?
Olmaz. Olmaz. Peki olmaz. Yani Hakan Bey. Mikrofonu efendim söyleyelim. Bir uzatalım size zahmet. Evet. Sanki böyle bir yani, atışma oldu değil mi burada? Arkadaş dedi ki. Evet. Sen yani öbür sefere kim üstlenir dedi. Anlamadı. Yani Arife Sadık gerekmez diyor. Gereği yok. Peki. Ya demek istiyor ki. Ama Hakan şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim. Çok özür dilerim. Muhtarım ama size hiç bakmıyor. Bak hep böyle duruyor ama. Bak, o, utan, yani. O utancından. Şimdi. Peki. Hakan Bey. Şöyle yani söyleyeyim. Misafirden üst tarafa oturan ev sahibinin rolünü oynuyor şu an. Şimdi Hakan Bey şöyle söyleyeyim. Evet. Yani onun amacı çiğ köfte falan filan yapmak değil. Yani bizi oralara götürmek. He. Sivas, Körtuzla'ya 18 kilometre, bahsettiği Harmancık 35 kilometre. Bu karda bu kışta kimse zayiat görmesin, karda kalmasın, kışta kalmasın diye benim içim titrerken ben sizi 35 kilometre yola nasıl göndereyim? Ya işte. Peki. Efendim, tabii burada sohbetler, muhabbetler çok güzel. Çiğ köfteler de efendim olmaya başladı. Valla maşallah böyle tavana tavan atsak mı muhtarın bir tane de tutmaz herhalde. Tavan çünkü meyilli değil mi? Meyilli, tutmaya tutmaz. Ben, o zaman ben herkes adına hemen bir tatmak istiyorum. Sonrasında da biz ne yapacağız? Sözü müzikle devam ettireceğiz. Efendim ne çalacağız onu da öğrenebilir miyiz? Mikrofon alabilir miyiz lütfen? Dur bir saniye aşığım. Hemen size de ben mikrofon uzatayım. Çünkü biz Aşık Ozan Efsane ile çok defa programlar yaptık. Her yerde karşıma çıkıyor ama. Bu iyi bir şey biliyor musun? Efendim öncelikle evet. Teşekkür ediyorum. Biraz benim ikinci köyüm. Kızdım bir daha çıkmaz diyor. Biz hiçbir zaman birbirimize kızmayız. Sayın Hakan Bey. Ben buraya 10 yıldır gelip gidiyorum. Ozan ben yeni geldim. Evet, seni ilk siz defa yeni geldiniz. Gördüm. Ve hoş geldiniz diyorum. Sağ olun diyorum. Efendim. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten bak ben Merkez Gazi Köylü'yüm. Ben Mereküm tarafının köyündenim. Evet. İlk defa ben bu tarafta böyle bir güzellik bir şey gördüm. Ne güzel. Bizim bu yanda böyle bulunmaz. Allah'a vurma. Yani burada başta muhtarım öyle olmak üzere. Öyle tabii canım. Ya, bütün bak, arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir şey yani. İlk defa yani ben böyle bu yanda gördüm. Hı-hı. Onun için burası benim ikinci köyüm geçiyor. Ne güzel. Allah razı olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz de sağ olun. Var olun. Bravo. Bravo. Yavuz Bey siz de bir şeyler söylemek ister misiniz? Herkese en azından bir söz hakkı olsun istiyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bizim köy hayatımız yok ama biz mahallede yetiştik. Bizim 10 sene önceki mahalle hayatımız aynı bu şekildeydi. Yani değil biz evet. Mahalle kültüründen yetiştik geldik. Eskiden de böyleydi bizim mahallelerde. Ama şu anda apartman hayatı, bina hayatı çıkınca biz bunu kaybettik ama ben yaklaşık 8-10 senedir köy hayatım olmadı. Yeni geldim. Gerçekten buradaki arkadaşlar harika. Süper, çok güzel karşıladılar bizi. Peki. Allah işlerini nasip etsin. İnşallah bir daha gelmeyi İnşallah. Hemen kemandaki abimize de mikrofonu uzatalım. Araya gideceğiz değil mi arkadaşlar? Peki, araya efendim, gideceğiz. Muhtarımıza, burada emeğe geçen bütün insanlara, arkadaşlara, dostlara teşekkür ediyoruz. Biz Sivas'tan geldik. 2-3 arkadaşımızı tanıyoruz. Diğerlerini tanımıyoruz. Tanışmış olduk. Çok memnun olduk. Zeki kardeşim, Mahmut kardeşim, Fuat kardeşim kıramadık geldik. Ne güzel. Sizlerle de görüşmüş olduk. Çok teşekkür harika. Ederiz. Devamını dileriz inşallah. Peki efendim inşallah. İnşallah. Evet molaya gideceğiz ama elimizde kaldı efendim. Buyurun efendim. Biz reklamlardan sonra bunu tadalım. En azından izleyenlerimiz de merak etmiş olacaklar. Reklamlardan sonra Yerinde Sohbet devam edecek. Yerinde Sohbet reklamlardan sonra devam edecek. Yerinde Sohbet devam ediyor. Sevgili izleyenlerimiz işte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık efendim? Tabii ki yapılan bu güzel çiğ köftede kaldık. Şöyle limonumuzu güzelce sıkalım. Öncelikle Zeki abi ellerine sağlık. Harika olmuş muhtarım. Çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Vallahi, izleyenlerimiz adına en azından tadalım. Uğur abi sizden de kesenize bereket tabii. Afiyet olsun efendim. Gerçi benim çok acıyla aram yok işin gerçeği ama. Burada çiğ tavuk bile yenir bu ortamda. Tabii ki bildiğiniz kadar acı değil. Yenecek şekilde acı Hakan ne Bey. Güzel. Muhabbet tatlı ama. Muhabbet tatlı. Peki o zaman acı. Onu da söyleyeyim yani. Bana göre çok acı. Ama evet. Burada herkese göre çok tatlı. Çünkü bana göre hep acı Hakan acı Bey. Acı mı? Siz evet, mi acıyı evet, sevmiyorsunuz? Evet ben de sevmiyorum. Hı-hı. Sayın Zeki abime diyorum ki bana göre yap diyorum. Ya diyor çiğ köfteye de şeker atılmaz ki diyor. Vay değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. Efendim o zaman biz buradaki yemek muhabbetimizi güzel bir türküyle süsleyelim istiyoruz ve Ozan'ımıza efendim sözü bırakalım. Eyvallah. Efendim o zaman söz sizde. Efendim.
Güzelliğin ampar etmez, güzelliğin ampar etmez. Bu bendeki aşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa. Kim okurdu, kim yazardı? Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurd ile gezerdi. Fikir başka baş olmasa koyun kurd ile gezerdi. Fikir başka baş olmasa. Nereden aldın bu feryadı? Nereden aldın bu feryadı? Bu yemiş dünyanın tadı. Anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasa duyulmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasa. Ağzınıza sağlık. Sevgili izleyenlerimiz, işte görmüş olduğunuz gibi köy odasında güzel sohbetimizi devam ettiriyoruz. Tabii yemekler yendi, işte burada çaylar içildi, sohbetlerde, muhabbetlerde koyulaşmaya devam ediyor. Bir de eskiden tabii televizyonlar yoktu, internet yoktu ama ne vardı? Burada birbirinden güzel köy oyunları vardı. İşte o oyunlardan bir tanesini de burada sizlere sergilemeye çalışacak buradaki abilerimiz. Evet. Efendim öncesi bir tanıyalım. Durmuş Koca Körtüzdağ Köyü halkından. Evet. Tabii öncelikle buradaki misafirlerimize hoş geldin diyorum, basın mensuplarımıza. Eskiden tabii televizyon yoktu. Evet. İnternet yoktu. Eskiden böyle topluluklarda, düğünlerde oyun falan çıkardık. Evet. Biz de şimdi onlardan bir tanesini sergileyeceğiz. Adı nedir bu oyunun? Arı sağma. Arı sağma. Evet. Şimdi anlatalım tabii, oyunu. Tabii Hakan Bey, bundan önce her imam için demiyorum, bir tanesi imamın zamanında cenaze çoğunmuş, imam tabi 3-5 kuruş yolunu bulurmuş tabi. Evet. Anlatabildim mi? Bir arada kesiliyor, cenaze olmuyor. Bu arada işte camiye girip çıkarken tabuta dekmiyle çalmaya başlamış. Kurudun la kurudun diyormuş, tabuta kızıyormuş cenaze çıkmıyor diye, biliyor musun? Yolunu bulamıyor evet. Ya. Tabi bizim arılar da bu sene kurudu. Artık küresel ısınmadan dolayı mı ne yapacağız? Şimdi ben bundan sepetlerini silkeleyeceğim. Peki. Evet, şimdi oyunumuza başlayalım mı? Nasıl yani? Ne, oyunun malzemeleri var mı? Malzemeleri işte... Tokat. Evet. Yani amaç tokat yememek tabii, olacak. Tabii. Peki. O zaman efendim şimdi bakalım arı kovanı nasıl sağlıyormuş. Burada
Hep beraber izleyeceğiz. O zaman efendim sahne sizin. Tabii. Peki buyurun o zaman. Tabii Hakan Bey burada şu da var. Evet. Eskiden arı yazın sağlıyordu. Şimdi diyeceksin ki ya arı sağlar mı? Küresel ısınmadan dolayı Tam zamanı. Ben öyle görüyorum. Peki. Evet. Peki müsaadenizle başlıyoruz. Peki efendim o zaman başlayalım. Bir alkışlayalım değil mi efendim? Dur. Haydi gidelim. Buyurun. Mikrofonumuzu da alalım. Evet, hem sizi de bir tanıyalım. İsmim Hüseyin Şahin. Merkez Yeni Boğaz'ın köyündenim. Körtuzla köyüne misafir olarak geldim. Hı-hı. Sayın ama muhtarıma. Misafir siz... burada biraz hırpalandı değil mi? Bu geçmişten gelen bir oyun. Hı-hı. Daha önce oynamış mıydık? Çok. Düğünlerde genelde oynarız. Hala oynanıyor. Bak burada hala bugün oynanıyor. İzleyenlerimizle paylaştık. Evet, çok da güzel oldu. Evet, biz size çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Bir de bu arada şey soracağım. Ayaklara niye basılıyor? Hani hareket edilmesin. Kaçmaması açısından. Yani arayı bir şekilde. Evet tutacağım. Evet. Hakan Bey yani ayağıma basmasa ben nasıl tutmasını bekliyorsunuz bu arkadaşın? Yani biz ayağınıza basamayız yani. Onu söyleyeyim yani. Tabii eniştemiz olduğu için de küçük bir şey geçtik ama yoksa... Yes, ne peki? Adınızı da alalım bu arada. Sizi de biz tanıştıralım izleyenlerimizle. Benim ismim Bahtiyar Emre. 81 doğumluyum, Sivaslıyım. 25 yıldır Sivas'ta yaşıyorum. Tabii zamanında anne babalarımız her Anadolu insanı gibi belki sosyolojik, belki ekonomik nedenlerden dolayı şehre göç etmişler. Biz orada büyüdük. Köyün muhtarı da amcam olur. Yani bunlar sadece bizim köye gelmemiz için aslında bir vesile. Ne şimdi güzel, bu, değil mi ama? Bu görüntüleri izleyen arkadaşlara soruyorum. Yani hafta sonları telefonunuza indirdiğiniz en kral uygulamaya şu oyunları değişir misiniz? Ya, değişmezsiniz. Bak işte değil mi? Ne kadar doğru. Harika. Ya tabii burada yani birkaç tane yediğimiz tokat. Onlar işin artık tabii esprisi. Onun işin şakası. Aynen. Yani önemli olan şeyi anlatabilmek değil mi? Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz Bahtiyar sana. Ben teşekkür ederim. Şarkı söylemek istiyor musun? Söyleyeceğim yok, diyorum. Teşekkür ederim. Peki. Hakan Bey müsaade ederseniz. Buyurun siz konuşun efendim. Siz sesiniz rahat ediyor. Sevdiklerimize de bir selam gönderiyorum. Ne demek efendim buradan. Buyurun. Ve Sivas çalışanlarına, otogar elemanlarına buradan da selamlar. Selam gönderiyoruz. Peki efendim. Biz de buradan ilettik onları da. Teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür ederiz bu güzel arı sağma oyununu izleyenlerimizle paylaştınız. Gurur verdiniz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz yine devam edeceğiz efendim. Buyurun. Çıkalım kaleye bir akşamüstü. Bir akşamüstü sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni. Sanma deli gönül, yar sana küstü. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni, yar ben de seni. Sen Sivas'ı seyret, yar ben de seni, yar ben de seni, yar ben de seni. Sevgili izleyenlerimiz, yerinde sohbet devam ediyor. Tabii burada görmüş olduğunuz gibi köy evindeyiz. Güzel oyunlar, birbirinden güzel sohbetler. Hepsini sizlere biz aktarmaya çalışıyoruz. Geçmişimizi
unutmamak adına diyoruz ve burada işte köy evinde sobanın sıcaklığında ve şimdi de müzisyenlerimizin söyleyeceği o güzel parçalarla sizleri baş başa bırakıyoruz. Mevlam birçok Yeah.
Sevgili izleyenlerimiz, yerinde sohbet Kör Tuzla Köyü'nde devam ediyor. Tabi muhabbetlerin arasında müzikler de çok da güzel oluyor. Biz de artık yavaş yavaş programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Muhtarım, harika bir ortam. Böyle güzel işte yemeler, içmeler, sözler, sohbetler, geçmişten gelen oyunlar. Evet, hepsi çok güzel değil mi? Evet. Umut evet. ediyoruz ki buradan bizi dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinde izleyenler tabii buradaki tabii hasreti ki. Gelip burada yaşasınlar. Tabii ki. Temennimiz o. Evet, evet. Biz de öyle istiyoruz, biz de öyle bekliyoruz. İnşallah. Hakan Bey. Peki birazdan hemen kısaca çevremizde neler var Kör Tuzla'nın? İşte kaç kişi yaşıyor, hane halkı sayısı nedir? Bunlardan da biraz bahsedelim isterseniz. Hakan Bey şöyle söyleyeyim. Allah beni Kör Tuzla'ya yarattığı için çok mutluyum, çok da memnunum. Kör Tuzla demek, inan şehrin bir mahallesi demek. Evet. Kör Tuzla deyince Sivas Demirçelik, Kör Tuzla deyince BOTAŞ, doğalgaz dönüşüm istasyonu. Evet. Sivas deyince barıt madeni, şehire yakın olması, evet. Köy halkının huzurlu, boş olmamak kaydıyla herkesin işinin olması beni çok mutlu ediyor. Peki diğer yerlerde doğalgaz kullanılıyor mu evlerde? Hani var mı? Onda bir bilgi verelim. Doğalgaz yok. Doğalgazımız yoktur. Fabrikanın lojmanlarında var ama köy olarak köyün içerisinde doğalgazımız yoktur. İnşallah o da yakında olur. İnşallah yakın zamanda olacak. Peki, peki efendim. Var mı ekleyeceğimiz diğer konuklarıma da birkaç mikrofon uzatayım istiyorum. Söyleyeceğim hiçbir şey yoktur. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Yine bekleriz. Her zaman. Başımızın üstünde yerimiz Eyvallah. Var. Bugün bu kışta gelen insan demek ki daha başka zaman havanın iyi zamanlarında olsa demek ki her zaman gelirler. Onun için de şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Peki diyorum. Efendim, Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Efendim tabii bu arada biz hani türküler, şarkılar söylenirken iki beyefendi uzun süredir görüşmediklerini değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet. Kameralarımızda anlatır mısınız? Bu toplantı saz esnasında gerçek muhabbetlere, gerçek sohbetlere neden oluyor demiştik. Uzun yıllardır Almanya'da yaşayan bir akrabamızı bu vesileyle bugün tanımış olduk. Ne güzel. Yani geçmişe dönük birçok insan birbirini bugün veya işte geçmişteki toplantılarda tanıdığı gibi akrabamız uzun yıllardır Almanya'da yaşayan değerli evet. arkadaşımızı bugün tanımış olduk. O zaman mikrofonu ona verelim mi? Tabii, biraz anlatsın. Tanısın. Efendim siz de hoş geldiniz. Mikrofona konuşalım. Teşekkür ederim. Hoş bulduk abi ilk başta. Ben Galip Genç, Acıpınar Köyü'nden. Ben kendim 35 seneden fazla yurt dışında yaşıyorum Almanya'da. Her sene gelmeye çalışıyorum imkanım olduğu sürece akraba, eş, dost ziyaret için. Tabii ki şartlar dolayısıyla her zaman evet. gelme imkanımız olmuyor. Bu benim bu gelişimle tabii ki akraba ziyareti olduğu için ilk defa böyle bir yurtuma katılıyorum. Çünkü biz yurt dışında bu imkanları yaşama imkanımız yok. Yurt dışında böyle imkanlar falan yok. Daha çok çalışma var değil mi? Daha çok tabii ki çalışma iş hayatı. Hayatıyla, iş hayatıyla olduğundan dolayısıyla yani benim ekleyebileceğim yani şu var. Böyle ortamların ve böyle bir memleketin böyle bir imkanı sunduğunu, değerini bilmek gerekir abi. Çünkü onu genelde yurt dışında yaşayanlar anlar ve aşağı yukarı 40 seneden aşkın ilk defa şunu diyeyim, ilk defa yani akrabalarımı tanıyorum burada. Gelip git diyoruz ama tabii ki her zaman görüşme imkanımız olmadığından dolayısıyla abi bir şey diyemeyeceğim. Benim geleceğim yani Allah razı olsun evet, vesile olup da buraya gelen abilerimden hepsi fazla bir şey ekleyemeyeceğim abi. Peki. Çünkü hani o zaman yurt dışında biz Allah'ım. Yani izleyenlere de buyurun bir selam gönderin en azından. Onlara, yurt dışındaki da... bütün akrabalara, izleyen seyircilere, eş dostlara buradan kucak dolusu sevgi, saygılarımı gönderiyorum. Peki. Allah razı olsun. Peki efendim. Peki biz de size teşekkür ediyoruz. Mikrofonumuzu şöyle arkalara uzatalım. En azından hani konuşmak isteyenler varsa mikrofonumuz efendim açık. Buyurun efendim buyurun. Ben Sivas'tan geliyorum. Sivas merkezde oturuyorum. Evet efendim. Köy muhtarımıza böyle bir organizasyonu tertip ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca Dördöylü TV'ye de ekip olarak çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey. Saygılar sunuyorum. Peki efendim. Var mı söz hakkı almak isteyen? Bahattin Niyetli. Valla Bahtiyar Hakan Bey. Bahtiyar. Valla az önce oyunda da söylediğim gibi bazı şeyleri söyleyememiştim. Burada tamamlama şansım olsun en azından. Peki. Açık ve net söylüyorum. Yani bir insan ne kadar yatı, ne kadar katı, ne kadar zenginliği olursa olsun ben dünyada zannetmiyorum ki baba ocağına, aile ocağına hasret olmayan bir insan olsun. Nereye giderse gitsin
hep içinde, gidemese de bir ukde kalır. Bunlar da bize büyüklerimizin bir sebebi. Yani bunlar sayesinde en azından gelip burada kendi topraklarımızı, ailemizin, babamızın, dedemizin yetiştiği yerleri, buradaki insanları görme şansımız oluyor. Veya bu vesileyle de inşallah onlardan sonra da bir sonraki jenerasyon biz olarak, yani biz bunlara, buralara katılalım ki sonraki bize düştüğü zaman, görev bize düştüğü zaman da biz de rahatlıkla yapabilelim. Evet. Valla son olarak da insanlara zamanınızın kıymetini bilin. Yani her şey bir tarafa, yeni yetişen nesilden maalesef ama maalesef yani hepimiz görüyoruz. Saygıdan ve sevgiden yoksun yetişen bir jenerasyon geliyor. Biz de bunların içine karışmamak, en azından o jenerasyondan dejener olmak maksadıyla bu tarz toplantılara inşallah katılmaya her zaman devam edeceğiz. Peki, teşekkürünüz var mı efendim, söz hakkı almak isteyen? Evet, herkes de böyle bir sessiz oldu efendim. Buyurun o zaman, sizi şöyle biz mikrofona doğru alalım o zaman. Hem de şuraya buyurun oturalım ve buyurun siz de birkaç cümle söyleyin, sonra veda edeceğiz. Hakan Bey, bu programı yaptığınız için çok çok size teşekkür ediyoruz. Tabii ki biz her ne kadar da bu toplantıları, bu etkinlikleri yapsak da bir tarafımız buruk. Bunun nedeni de ne derseniz, tabii ki şu anda Güneydoğu'da evet, vatanı görevini yapan askerimiz, polislerimiz çok zor durumda bir görev yapıyorlar. Ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Amin efendim. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Peki efendim. Allah diyeceklerim bu kadar. Peki. Evet, gerçekten biz de tabii şu sancılı günleri umut ediyoruz ki çok kısa sürede atlatırız diye temennimiz, en büyük temennimiz bu. Evet Uğur abi, artık bitiriyoruz. Evet. Evet Sayın Hakan Bey, sizlere, ekibinize, buraya katılan eş, dost, akrabalara, saygıdeğer daire arkadaşlarıma hepsine çok çok teşekkür ederim. Bizi de onur ettiniz. Allah razı olsun. Peki. Var olun. Ne demek? Sağ olun. Sağ olun. Sizlerden de Allah razı olsun. Evet, muhtarım artık veda vakti geldi. Evet Hakan Bey. Yani güzel bir başlangıcı oldu. Burada güzel bir şekilde, harika bir şekilde işte ikramlar, işte oyunlar, müzikler derken artık bize yol göründü. Başımızın tacısınız Hakan Bey. Her zaman isteriz, her zaman bekleriz. Televizyon kanalı olduğu için sizi de fazla tutmak, yormak, bekletmek de istemiyoruz. Çekimin ne olduğunu yani bir an evvel gidin mi diyorsunuz? Bir an evvel gidin değildi. Bir an evvel gidin değildi. Yani kış günü her şey yorulu yerince gerek. Daha fazla oyalamanın bir anlamı yok. Karımızı bir alkışlayalım ya. Ama şimdi gerçekten hani programın başından beri evet, çok renkli bir simanız var. Harika gerçekten. Teşekkür ederim. Yani bir elektrik var, bir enerji var. Teşekkür ederim. Bu da zaten bu köye ve köy halkına yansıyor. O sizin tatlılığınız, o sizin sıcaklığınız. Böyle arada bir hani latifet ettik. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. O sizin tatlılığınız. Allah razı olsun. Sıcak kanlı olmanız ve bizleri sevmeniz, bizleri onur etmeniz. Hep beraber ne güzel. Biz de onun için size bu sulu şakalarda olsun. Harika. Yapmamız gerekir. Peki, sağ olun var olun. Sağ olun. Efendim söyleyecek sözümüz var mı başka? Bitireceğiz. Var mı ekleyecek bir şey? Yok herhalde o zaman. Efendim biz müzikle başladık. Müzikle de bitirelim istiyoruz. Müzisyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onların da yüreklerin ellerine sağlık. Burada bizleri ağırlayan Kör Tuzla halkına da çok teşekkürler. Gerçekten çok güzel bir zaman geçirdik. Bu köyde doğmuş Türkiye'nin, dünyanın herhangi bir yerinde nerede olduğunuzu bilemiyoruz ama biz buradan hepinize sevgiler, selamlar diyerek yerinde sohbeti burada noktalıyoruz. Allah'a ısmarladık efendim.
Sevgilim.